Hoş dostum diye başlayayım söze. Morgul gömlek giyerdi, gümüş gözlük takardı. Hafif şehla bakardı, yaktı mı kalpten yakardı. Yaşasın Keşanlali! Şen olsun! Kuşum, kanadın var, yerdesin. Hörgücün yok, devesin. Saklanmakta iş bitmez. Çık dışarı, neredesin? Neredesin? Artık bizler yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde! İngiliz portre ressamı James Whistler'ın ünlü bir sözü vardır. Modeline, "Bana bir kere daha gülümseyiniz, sonra dünyaya ebediyen gülümseyeceksiniz," der. İyi hikaye işte budur. Bir hayat kesitini ebedileştirmektir. İşgal kuvvetleri 16 Mart 1915'te Çanakkale'ye girdi. Yaslı günlerdi, dertli günlerdi. O günlerde gülümsemek bile gelmezdi insanın içinden. Yine de her şeye karşın Seza Hanım'ın dudaklarında belli belirsiz, engelleyemeyeceği bir gülümseme dolaşıyordu. Çünkü Çanakkale'ye girildiği gün Seza Hanım, Ahmet Selahattin'in Çemberlitaş'taki evinde bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Sabahın bu ilk saatleri benim saltanatım. 40-50 dakikada sürse bu krallığın her anını yudum yudum tadarım. Böyle bir tiryakiliğimiz var. Yaz kış yataktan 5'te fırlamak gerek sabahı herkesten önce yakalamak için. Deniz'in kişiliği bir başkadır bu saatte. Kokular başkadır, renkler başkadır. Hele sesler bambaşka. Kokularda tazelik vardır, yıpranmamışlık, koklanmamışlık. Rayiasını ilk size teslim ediyormuşluk vardır. Renkler gerçi henüz uçuk, belirsiz ve siliktirler ama şekilleri muhayyilesiyle tamamlamak yaratıcılığını verdiği için çoğu kimse pastel tonları yeğlemez mi? Seslere gelince asıl şaşırtıcı olan seslerdir. Sabahın ilk saatlerindeki sesler insanlığın ilk günlerindeki ilk insanın ilk algıladığı seslere benzerler. Yepyeni, taptaze ve merak uyandırıcı. Gün ışıyor artık. Güneş iyice aydınlattı karşı kıyıyı. Bizden göründüğü sırasıyla Topkapı Sarayı, Ayirini, Süleymaniye, Ayasofya, Bayezid ve solda önde hepsinden zarif Sultanahmet, filmcilerin o çok sevdiği karşıdan yatık ışık almaya başladılar. Bu ışık onların olağanca konturlarını, ayrıntılarını ortaya çıkarır. İşte bu görmeden inanılmayacak görüntü oyunları da sabahın erken saatlerine özgüdür. Bu görüntüleri de yutmak gerek, içe sindirmek hazır önümüze çıkmışken. Çünkü bir gün geç olacaktır. Bilirim, kestiririm, ön sezerim. Bu nimetler insana ilelebet verilmemiş. Haldun Taner, yaşama gözlerini açtıktan sonra hem küçük bir hikaye hem de büyük bir derya katılacaktır dünyamıza. Küçük bir hikayedir çünkü derli toplu bir yoğunlukta fark ettiklerini özümseyerek ve paylaşarak yaşamıştır hayatı. Koca bir deryadır. Çünkü insanı oluşturan, insanın oluşturduğu şeylerle birlikte yoğrulmuştur. Çocukluğunun arka planında dünyadaki sınırları, yönetim biçimlerini, düşünceleri, sanat akımlarını değiştiren Birinci Dünya Savaşı vardır. Ardından
işgal yılları ve Kurtuluş Savaşı gelir. Dünyanın yaşadığı onca felaket, yoksulluk ve ölümün ardından Haldun Taner de daha henüz 5 yaşındayken ilk büyük kaybını yaşar. Kurmay Albay İbrahim Muhiddin Bey'in oğlu Ahmet Selahaddin'in günün birinde çok büyük bir misyon üstleneceğini umduran bir yaşamı yoktur ilkin. Alçak gönüllü, ihtirassız, tok gözlü, çalışkan, öğrencilerini ve Darülfünun'u çok seven genç bir profesördür. Devletler arası hukuk alanında uzmanlığı herkesçe kabul edilmekte, uluslararası kongrelerde bildirileri takdir kazanmaktadır. Kader kapıyı çalınca, Birinci Dünya Savaşı yenilgiyle bitip de düşmanlar akbabalar misali Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamaya kalktığı zaman, yazgısı Ahmet Selahaddin'i alır, Türk İstiklal Davası'nın ilk bilimsel ve hukuki savunucusu yapar. Artık özel yaşamı, kişisel kaygıları, sıhhati, ailesi kalmamıştır onun için. Yazgısının emrine girmiş bir medyum gibi kendini yalnız Türkiye'nin kuruluşuna adar. Manda yanlılarına karşı giriştiği savaşımda vasilik ve himaye altına giren bir devlet bağımsızlığını yitirir diyordu. Ahmet Selahaddin Kurtuluş Savaşı'nı ve zaferi göremeden dünyaya gözlerini kapar. Öldüğünde 42 yaşındadır ve cebinden yalnız 75 kuruş çıkmıştır. Bütün bu ayrıntıları nereden mi biliyorum? Kendisi babamdır da ondan. Mütareke yıllarının kasveti içinde geçen çocukluğunun 5. yılında babası Ahmet Selahaddin vefat etti. Seza Hanım, babası matbaacı Hamit Bey'in çağrısını kabul ederek Beylerbeyi'ndeki aile ocağına sığındı. Herkes, her ülke, her kıta savaşın amansız şiddetinin yaralarını sarmaya çabalarken Türkiye'de Osmanlı'nın yıkıntıları arasından sıyrılmaya uğraşıyordu. Büyük babasının Beylerbeyi'ndeki konağı yanınca ailenin kiracılık dönemi başladı. Bu yüzden genç Haldun İstanbul'un farklı semtlerini gezdi durdu. Hayatı boyunca olumlu değerlendirdi bu gezintiyi. Kökleri İstanbul'un her köşesindeydi, bu da onu mutlu ediyordu. Bir yazısında anlattığı gibi, böylece hem İstanbul'u hem de bu şehrin insanını sanki bir sevgilinin kolunu, boynunu, yüzünü, bileklerini, ellerini ayrı ayrı sever gibi tanımıştı. Ayıp ettim be doktor. Ben dünyanın en mesut insanıyım. Ama Sokrates'i de severim. Ben tüm filozofları severim. Zaten insanların dünyanın püf noktasını en iyi onlar bilir. Hani elim kalem tutsa ben de insanlar üzerine bir eser yazmak isterdim. Ama öyle filozofça falan değil ha. Karınca kararınca böyle herkesin anlayacağı gibi. Derdim ki, ey birbirinin gözünü oyan. Birbirine kazık atmaya çalışan insanlar, ey aciz karıncalar, ey gafil köstebekler. Zaman nehrinde hiçliğe doğru yol aldıklarının farkında bile olmayan hebenle kalar. 20 yıl sonra hepiniz hiçleşeceksiniz. İyisi mi? El ele verip iyi geçin. Bari yaşadığınız müddetçe mutlu olun. Vapurunuz karaya bindirinceye kadar kardeşçe şarkı söyleyin. Birbirinize güvenin. Evet ya. Çünkü bilirim ki hastadığım her insan bir gün yok olacaktır. Birdenbire. Dünyaya geldiğiniz tarih sizi 70 yıllık tek düze bir dönemin içine de atabilir. Tarihi olayların peş peşe birbirini izlediği renkli, yoğun, ibret dolu yaşam sekanslarının ortasına da der bir yazısında Haldun Taner. Ve yaşadığı dönemi kucaklayarak bu durumu büyük bir heyecanla karşılar. Haldun Taner'in anlatı ustalığında gözlem yeteneği kadar yaşadığı hareketli dönemin, çocukluğuna rastlayan cumhuriyet rejimine geçişin, reformların ve bunların sonucunda aldığı iyi eğitimin büyük etkisi oldu.
Tevfik Fikret'in deyişiyle Türkiye'nin batıya açılan penceresi olan Galatasaray Lisesi'nde yaşadığı sıra dışı bir günü yıllar sonra şöyle kaleme alacaktı. Ya 8'de ya 9'daydık. Demek ki 30-31'e rastlıyor. Mektepte bir telaş, bir kıyamet. Taş tablolar boyanıyor, yıkık yerler sıvanıyor. Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. Talebeler kımlanıyor. Ah bir bizim sınıfa girse. Hocalar başka güne, Allah verir bizimkine girmese. Atatürk'e bakıyorum. Resimlerinde sık gördüğümüz pozlarından birinde. Sol elinin iki parmağını üst dilek cebine takmış. Başı hafif öne eğik, çatık kaşları ve o meşhur bakışıyla gözünün üstünden müdüre bakarak anlattıklarını dinliyor. Biz şarklılar neden illa her şeyi büyütüp efsaneleştiririz? Aklı başında insanlardan duymuştum. Bakılamıyor efendim diyorlardı. İmkanı yok, gözlerine bakılamıyor. Çenesine kadar hadi neyse ama başınızı daha yukarı kaldırdınız mı gözleriniz iki kuvvetli projektörle karşılaşmış gibi kamaşıyor. Çarpılıp sersemliyor. Bir şeyler oluyorsunuz. Ben bunu duydum ya. Şimdi korkudan başımı kaldırıp da yüzüne bakamıyorum. Bütün görebildiğim saatinin köstüğü, yeleği, sol elinin yelek cebine dalmış iki parmağı, kolalı devrik yakası, hadi bilemediniz biraz da çenesinin ucu. Hepsi bu kadar. Ama çocukluk işte. Şeytan dürttü. Ya herru ya merru deyip birden daha yukarıya bakıverdi. Ah! Ne kamaşma ne çarpılma, işte pekala bakılabiliyordu. Hatta müdür de bakabiliyordu, hoca da bakabiliyordu. Gerçi projektör, şimşek filan edebiyat ama şunu söylemeli ki, bu bakış pek öyle herkesin bakışına da benzemiyordu. Bu gözler bir yere bakıyor ama baktığı şeyden çok daha gerileri, çok daha derinleri görüyor gibiydiler. O gün orada onun karşısında çocuk kafamın koyduğu ilk teşhis şu oldu. Bu gözlerden hiçbir şey kaçmaz arkadaşlar. Bu adam kandırılamaz, aldatılamaz. Bu adam mülagataya, laf cambazlığına pabuç bırakmaz. Bu adam bilmek için öğrenmiş olmaya ihtiyacı olmayan, bildiğini bilen, bilmediğini de şıp diye sezen bambaşka bir insandır. Galatasaray Lisesi'nde başlayan eğitim hayatı Heidelberg Üniversitesi'nde devam etti. Bu okul babası Ahmet Selahattin'in oğlu için kurduğu hayallerden biriydi. Haldun Taner bu hayali gerçekleştirmek için annesiyle birlikte Heidelberg'e gidip Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okumaya başladı. Böylece yepyeni deneyimler kazanacaktı. Kaderim, belki de talihim diyelim, beni Avrupa'daki bazı olayların yakından tanığı yaptı. Fransa'da ünlü halk cephesinin kuruluşu evrelerini ve Leo Blum'un kısa iktidar dönemini yakından izledim. Adolf Hitler'in iktidara girişinin ilk yılları Heidelberg'deki üniversite öğrenciliğim yıllarına rastlar. Ren bölgesini Alman askerlerine işgal ettirdiği geceyi o bölgede oturan Almanlarla birlikte ilk yaşayanlardan biri oldum. Faşizmin nasıl usul usul insanları tavladığını, sonra maskesini atıp insanı insan yapan bütün değerleri silip geçtiğini, eleştirisiz kalan bireysel tahakkümün nasıl kendini ama kendisiyle birlikte koca bir ulusu da mahva götürdüğünü orada anladım. Türkiye Cumhuriyeti hayallerin bile ötesine geçen devrimlerle yapılanıyor, Avrupa ise sarsıntılar yaşıyordu. Genç Haldun, Avrupa'nın bu dönemine tanıklık ederken 1938 yılında tüberküloz hastalığına yakalandı. Bu yüzden okulunu bitiremeden yurda dönmek zorunda kaldı. Yine de Galatasaray Lisesi'nde aldığı eğitim, Heidelberg yılları ve Cumhuriyet devrimlerinin kazanımları onu pırıl pırıl bir aydın haline getirmişti bile. Nekaat dönemini Erenköy'deki kiralık evlerinde durmaksızın okuyarak geçiren Haldun Taner, hayatının en önemli kararını işte o zaman verdi ve yazmaya başladı. Efendim, büyük hastalıklar insanların kendileriyle bir nefis muhasebesi yapmasına da vesile oluyor. İnsan şöyle bir geçmiş hayatını düşünüyor. Eskiden beri istediği, arzuladığı şeylerin ne olduğunu şöyle bir tartıyor. Ve özlü ile özsüzü, yüzeyde ile derin olanı, geçici ile kalıcıyı daha iyi anlıyor. Ölümle karşı karşıya kalmak. Bu hastalık bana büyük bir kazanç oldu diyebilirim. Ve işte edebiyat hiç o zamana kadar
biraz yetenekli olmama rağmen hiç düşünmediğim, meslek olarak almayı düşünmediğim edebiyat, felsefe ve bu gibi şeyler, faaliyetler, zihni faaliyetler beni daha çok sarmaya başladı. 1940'larda ilk küçük oyunu Bir Münzevi adlı radyo skeçiydi. Bunu edebiyatın farklı alanlarına dağılan onlarca yapıtı izledi. Haldun Taner birçok edebi türde eser yazdı. Kalemini ailesinden aldığı aydınlık fikirlerle, Cumhuriyet'in ilk yıllarının bıraktığı etkiyle, Avrupa'da yaptığı gözlemlerle ve tabii ki insanı anlama konusundaki o olağanüstü yeteneğiyle besledi. Elbette bu cevherin demokratikleşme sürecindeki Türkiye'de sansürle tanışması uzun sürmeyecekti. Bu piyesi bir bakıma bir tenis topuna benzetmek kabildir. Bıraksalar öbür toplar kadar, hatta belki onlardan az sıçrayacak bir tenis topu. Ne var ki bunu hızla yere çarptıklarından fazla ses çıkardı. Tavana kadar sıçradı. Bu çatışma bana şunu öğretti ki, bazen bir yazar topluma eseriyle olduğundan çok eserinin temsil edilmemesinin ortaya çıkardığı gerçeklerle daha da faydalı olabilirmiş. Bana bu ikincisi nasip oldu. Kelimelerin de mutlusu var ve de kısmetsizi. Kelimelerin de iyi amcısı var, her devirde geçineni. Bir de ikide bir mimleneni, dövüleni, itibardan düşenleri. Yakalanıp sorguya çekileni, işkence edileni. Kelimelerle uğraşmayalım dostlar, bırakalım özgürce yaşasınlar. Kelimeleri üst üste istif edip yazsak bile farz-ı mahal. Düşünceyi de kaldıramayız ya ortadan. Kelimelerle uğraşmayalım dostlar. Bari onlar özgürce yaşasınlar. Hem dünyada hem Türkiye'de savaşın yaraları sarılmaya başlamış, demokrasi rüzgarları eser olmuştu. O yıllarda hayli sancılı bir demokratikleşme süreci yaşayan Türkiye'nin aydın isimlerinden biri olan Haldun Taner, demokrasinin tanımını şöyle yapıyordu. Ustam Haldun Taner, demokrasiyi şöyle tanımlıyor. Demokrasi, tolerans rejimidir. Başkalarını sabırla dinleme rejimidir. Alçak gönüllü olup, hatalarını kabul etme rejimidir. Tartışmasız demokrasi olmaz. Tartışmaları gerçeğe varma yolu saymayıp, bir onur düğülü susayan hışırlar gerçek demokrat olamazlar. Demokraside el pençe divan durup boyun kırmak yoktur. Dal kavukluk, evet efendimcilik, sepet efendimcilik, aynen keramet efendimcilik yoktur. Demokrasi zar surta hiç gelemez. Bu budur. Ben yaptım oldu sananların balonunu deler. Demokrasi kuru bir etiket değildir. Demokrasi bir düşünce tarzıdır, yaşam üslubudur. Hasılı demokrasi en güç rejimdir. Çünkü kültür ister, olgunluk ister, eğitim ister. Sade fikir özgürlüğü, söz eşitliği yetmez. O fikir ve sözlerde seviye de ister. Haldun Taner mükemmel bir demokrat. Türkiye'nin demokratikleşmesi için en fazla ihtiyaç duyulan şey eğitimdi. Bu ihtiyacın farkında olan Haldun Taner, yarım kalan eğitimini İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Ardından Viyana Üniversitesi'nde felsefe ve tiyatro bilimi eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra eğitimci olarak kolları sıvadı. Hocalık gibi bir meslek var mı dünyada? En mutlu yıllarım hocalıkla geçti. Bir insana bir şey öğrettiğiniz, ona yeni bir pencere açtığınız zaman ki o parlayan bakışlar var ya, hocanın en büyük mükafatı budur. Cumhuriyet devrimleriyle yetişen Haldun Taner, görevini en iyi şekilde yerine getirmekte
çok kararlıydı. Ve bu kararlılığıyla amaçlarından birine ulaştı. Onun sayesinde tiyatro, üniversitelerde bilim dalı olarak değerlendirilmeye başlandı. Bir yandan İstanbul Üniversitesi'nde, LCC Tiyatro Okulu'nda, Gazetecilik Enstitüsü'nde genç beyinleri eğitirken, öte yandan da gazetedeki sütunlarıyla yetişkinlere yön vermeye çalıştı. Hem de modern dünyanın pedagojik bakış açısıyla yapıyordu bunu. Çocuklarımızı kendi yetiştiğimiz gibi yetiştirmek, kendi modelimize göre yoğurmak hakkı bize verilmiş değildir. Tam tersine gelecek kuşakların bizden iyi olmasını, çok ama çok iyi olmasını istemek zorundayız. Kendi kısıtlı ufuk açımızın, kendi bilgisizliğimizin, kendi ön yargılarımızın ve tutarsız gelgeç değer ölçülerimizin kalıplarıyla çocuk yetiştirmek, kendi hatalarımız ve eksiklerimiz uzantısında ısrar etmek demek olur. Canlı yaratıkları bizim sulbümüzden geldikleri gerekçesiyle bu cezaya çarptırmaya insan hakları açısından hakkımız yoktur. Bir de centilmenliğe öyle istenince girilen, istenince çıkılan bir kapı sanmak da çok yanlıştır. O girilip çıkılan kapı turistik büyük otellerin alt katında bulunur. Gerçi onun üzerinde de centilmen yazar ama o sadece ve sadece erkekler helasıdır, aman karıştırmayalım. Türkiye'nin bazı alanlarda ortaçağ çıkmazlarına saplanıp kalışının, ipe sapa gelmez mülakatalar içinde yuvarlanışının asıl nedeninin matematik düşünce yoksunluğu olduğunu anlayacaksın. Yeşiller bu seçimde herkese şaşırtan bir hamleyle meclise 4 milletvekili sokuverdiler. Bu, Yeşillerin sözcüsünün de televizyonda belirttiği gibi tarihi bir olaydı. Dağıtıcının kapı aralığından attığı gazeteye bakıyorum. Yine taranan kahveler, yine kurşunlanan gençler, yaralanan polisler, basılan bankalar, işine giderken ya da işinden dönerken canından edilen insanlar. İktidardan düşen partisinden, iktidara geçen partiye geçen milletvekilleri. Dün tükürdüğünü bugün yalayanlar. Giden ağam, gelen paşamcı eyyamcılar. Bana Kevakibizade derler. Tevellüt 1302. Gözümü açtım ki siyasete İttihat Terakki. Şansa bakın sen. Balkan Harbi, Cihan Harbi. Yenilgi. Yıl 1918 miladi. İşgal yılları Mondros Sev, Vahdettin Tahta, son padişah. Damat Ferit Franche Despere ile Altakke Verkula. Ne yapabilirdim ben deniz? Naçar onlara yanaştım. Evde evladı hayal. Neylersiniz? Yıl 1919. 1 Mayıs sabahı dalgalandı ufuklar. Erzurum Kongresi, Misak-ı Milli, Kuvayi Milliye, Kuvayi İnzibatiye, Sakarya Büyük Taarruz. Ordular, hedefiniz Akdeniz. Bir kalpak tedarik edip acele soluğu İzmir'de aldım ben deniz. Müntehibi evvel, müntehibi sani kulunuz, 8 devre İzmir milletvekili. Demir yollarla döşendi ya vatan. Ondan payımız oldu bizim de. Fabrikalara bezendi ya her yan. Onda da tuzumuz bulundu. Ya. Yıl 1945. Dörtlerin takriri mecliste. Muhalefet nerede hareket orada bereket. Vereli'nin yeni parti bendeniz. Ama onlar da sakar beceremediler. Beceremezler efendim, o kadar söyledim. Ah ah! Dinletemedim bendeniz. Bir sabah açtık ki radyoyu, silahlı kuvvetler. İhtilal. Bizde de asker kanı var. Anayasaya bir evet. Yaşasın zinde kuvvetler. Yaşasın kurucu meclis. Düğün olur mu kambersiz? Yine dönüp dolaşıp milletvekili bendeniz. Ya işte böyle efendim. Darwin bir şey demiş ya hani, insanın ceddi maymundur diye. Palavra! İnsan kedi sulbündendir. İnsanın ceddi kedi. Neden bilirsiniz? Dört ayak üstü düştüğünden beri. Mustafa Kemal'in ölümünü izleyen yıllarda Haldun Taner'in her fırsatta önemini vurguladığı Cumhuriyet devrimleri yarıda kalmış, Türkiye Cumhuriyeti temeli tamamlanmamış bir yapıya benzer olmuştu. Ha heyli hamur heyli hala hula da hap hup. Ha heyli hamur heyli hala hula da hap hup.
Babeli bamur beli bala bula da bam bu. Caceli cambur celi cala cula da cap cup. Babeli bamur beli bala bula da bam bu. Ha heyli hamur heyli hala bula da bam bu. Babeli bamur beli bala bula da bam bu. Caceli cambur celi cala cula da cap cup. Fa beni fa bu beni fa la bu la da ha bu ha hey de ha bu hey de ha la bu la da ha bu fa beni fa bu beni fa la bu la da ha bu ja jeli de ja bu jeli ja la bu la da ja bu fa beni fa bu beni fa la bu la da ha bu ha hey de ha bu beni fa la bu la da ha bu. ...1950'li yıllarda uygulanan ekonomi politikaları ülke insanının düzenini iyice değiştirmeye başlamıştı. Bunun sonucu olarak da işsizlik, köyden kente ve hatta ülke dışına göç, kültür ve sanatın gündelik hayattan daha da çok ötelenmesi gibi pek çok sorun ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu kargaşaya aklıyla ve kalemiyle çözüm yolları aradı Haldun Taner. Ona göre en iyi eğitim aracı tiyatroydu. Yazdı, kurguladı, yarattı, eğitti, öğüt verdi, yol gösterdi. Sevgili biraderim Hidayet Ağa, evvela silam edip hatırı şerifini istiğfar edelim. Ve de iki gözlerinden öpelim. Beni sual edecek olursan lehim tam sıhhat ve afiyet üzere olup sıradan gari gederim yoktur. Berlin şehrinin Kreuzberg nahiyesinde ikamet etmekteyim. Hidayet kardeşim, imdi sana kendi hayatı hususiyemin kapısını aralayayım da gör bak. Kafa işletilince burada nasıl itibarlı yaşanır ana. Beni burada çok sevmelerinin sebebi başlıca sevmeyem olan şahsi sempatimdir. Şeytan tüyü mü var bende nedir? Çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek beni yere yama komuyorlar. Bu şimdiki işim açık hava işi. Öyle baktı, hava güzelse yemeğimi zoo parkında yerim. Kapıcısı ahbabımdır. Beni oraya bedava bırakıyor. Zoo'dan sıkıldım mı çıkarım Banhoof'un karşısına. Saat 12 olma mı? Yine iş başı yaparım Grand Strasse'nin köşesinde. Beni en çok da çocuklar tutuyor. Çocukları oldum bittim severim. Beni görmezler mi? Öğretmenlerinin, analarının ellerinden kopar gelirler. Ben hasıl Selim, senin anlayacağın benim burada aşırı itibarım ve de çok bir ayrıcalıklı durumum var. İşte böyle Hidayetçiyim aslanım. Ne yaparsın? Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın. Ben de böyle buldum geçimimin yolunu. Almanlar İnsan kadri bilemiyorlar değil, hiç üzülme. Ayı olunca bunlarla daha bir iyi anlaşıyor insan. Yakında görüşmek üzere. Tschüss. Eminoğlu Ökkeş Topa Musagil. Burada çevreme bakıyorum. Çevremde tek kitap okuyan yok. En aydın geçinenler bile gazetenin en vurucu haberleri ve meclis polemiklerinden öteye bir şeyle ilgilenmiyorlar. Konuşmaları kulak veriyorum. Herkes geçimde ya da çıkar avanta peşinde. Kimi kara gerçeklerden kaçmak için Pompei'nin son günleri gibi kendini eğlenceye, erotizme, içkiye, kumara vermiş.
Kimi işin farkında bile olmayan bir vurdum duymazlıkla sürdürüyor gününü. Kimi kapağı dışarı atmış, benden atlasın da nerede patlarsa patlasın alsın. Eve dönüyorsunuz, elektrikler kesik, yakıt sınırlı. Ve batmakta olan tanker durmadan kara dumanlarını şehrin üzerine savuruyor. Gece düşünüzde bu dumanların daha büyüyüp ülkeyi kapladığını görüyorsunuz. Karabasan'dan uyanıyorsunuz, gerçeğin karabasanı üzerine. Nedir başımızda dolaşan bu uğursuzluk? Türkiye neden lanetlenmiş bir tebaaya döndü şu son yıllarda? Tiyatro, Uygarlığı yurdun dört köşesine dağıtan bir tarzdır. Okuldan çok daha kesip, daha pratik, daha kestirme, daha etkili. Çünkü diyelim ki üç duvardan bir tanesini açıyorsunuz, işte sahne diyorsunuz, yahut da ortada oynanan sahne. Orada gösterilen şey, orada sunulan her şey, hayatın bir kesimi, hayatın gerçekte olanından daha yoğun, daha heyecanlısı, daha canlısı. Türkiye ve ülke tiyatrosu karmaşık günler yaşarken ihtiyaç duyulan ışığı Haldun Taner yakacaktı. Morgul gömlek giyerdi, gümüş gözlük takardı, hafif şella bakardı, yaktı mı kalpten yakardı. Karşıda bıçak yarası, yüzde halet çıvalı, kurşun yemiş ayağı, belli bedensiz hat sardı. Opa, onsuz bizden bilmem şimdi. Ferhan Şensoy'un deyişiyle Haldun Taner, tiyatromuz sıkıştığında çok ciddi rüzgarlar estiren bir tiyatro evliyasıydı. Bu kez estirdiği rüzgarsa kabare tiyatrosu olacaktı. 1967 senesinin Şubat-Mart aylarında İstiklal Caddesi'nde Haldun Taner Bey'le karşılaştık. Ama daha evvelden bir şeyimiz var. Evet, Genar Tiyatrosu sırasında. Yani kabare tiyatrosunun ilk oyunu olan Vatan Kurtaran Şaban adlı metin daha evvel bizim elimize geçmişti. Haldun Bey bunu Ulvuras hocamıza götürmüş. Rahmetlik. Evet. Sanıyorum Sayın Haldun Dormen'e götürmüş. Bir türlü de sahnelenememişti olay. Beraber olabilir miyiz diye sordu bize. Düşünüyoruz bir tiyatro yapmayı. Olabiliriz tabii dedik. Oyunu bir kez daha okuduk. O zaman ilk kez Haldun Bey bunun kabare tiyatrosu tarzında yapılması gerektiğini, yeni bir tür olduğunu Türkiye için ve çok iyi olabileceğini söyledi. Metin'in de benim de kabare tiyatrosu hakkında sağlam bir bilgimiz, yeterli bilgimiz yoktu. Hocamız aydınlattı bizi bu konuda. Yorucu çalışmalar yaptık Eylül ayına kadar. Salon bulmak güçtü. Çünkü o güne kadar tiyatro yapılan salonlar bu iş için müsait değildi. Bir gece kulübünde ilk defa ve korkarak, hatta çevredekilerin de bizi çok cesaretlendirmediği bir ortamda Eylül 1967 senesinde Haldun Taner, Ahmet Gülhan, Metin Akpınar, ben ve Hüseyin Şentürk bestesiyle kurduk kabareti. 1967 senesinden 1977 sezonu sonuna kadar 10 sene beraber yürüttük tiyatroyu. Rakamlara bakarak söyleyebileceğim kadarıyla oldukça başarılı bir 10 senedir. En az oyunla bu 10 seneyi yürüttüğümüzü sanıyorum Türk tiyatrosunda. Vatan Kurtaran Şaban'dan sonra gerek oyun yazarı olarak, gerek sanat yöneticimiz olarak çok büyük şeyler kazandırdı Türk kabaresine ve kabare tiyatrosu olayına Haldun Taner Bey. Türkiye'nin kültür hazineleri içindesin Şaban. Sen nereden gelip nerede durmuşsun he? Senin azimetin ne tarafa be? Sen tapu kadastrodan gelip kültür müsteşarlığında durmuşsun. Ve işte bir koca millet. Ve işte bir milleti koca. Ve işte koca bir milletin istikbali senin o kudretli bedenin altında çaresizce debelenip duruyor. Şaban Bey! De.
Ya biz bir işi almakla iyi mi ettik, kötü mü ettik dersin ya? Fena mı ettik, ne dersin? Altından kalkabilecek miyiz dersin? Mustafa Bey kardeş. Haklısınız beyefendi. Ya bizim zaten sanata ihtiyacımız yok ki, biz kendimiz sanatız. Bizim müzeye de ihtiyacımız yok, biz kendimiz müzeyiz. Ya bizim hayvanat bahçesine de ihtiyacımız yok, biz zaten Mustafa Bey kardeşim. Toplumun maneviyeti şahsiyesine tokanacak laflar isteme. Mesuliyetinin müdrik olacaksın. Lafını tartma konuşayım. Tarttım. Ve 800 gram eksik geliyor. E o zaman? O zaman şükürtü ihtiyar edeceksin. Kapatamam sana oturacaksın Mete. Mete! Yani devlet adamının her lafı tarihe geçer, anladın mı ya? Zaten zamanımızda tarih kurşun kalemle yazılıyor beyefendi. Bir falso yaparsak siler düzeltirler canım. Şimdi seninle adeta böyle bir dördüncü Murat gibi tebdili kıyafet tahsis edeceğiz. Ondan sonra bu sanayi nefise müsteşarlığının sahasına girip o mevzuya nüfuz etmeye çalışacağız. Ondan sonra zaten bu sanatçı makilesi nedir? Bunlar kimdir bunlar? Anam! Bunlar nerede yatar, nerede kalkar, kiminle konuşur, ne görüşür, ne düşünür? Hepsini aralarına sızaraktan onlar biri gibi korkmak suretiyle öğreneceğiz. Karar icra surat prensibi. Kurma gibi adamsınız. Ne sandın ya? Hadi bakalım şemayı getir bakalım. Tabii, getir şemayı. Şema. Çubuk. Çubuk tabii. Buyurunuz. Şimdi, bunun uzunluğundan al bir daha yine vur. Tabii. Bunu ver. Tabii, buyurun. Şimdi ilk işte, olarak meseleye sanayi nefisenin mektebiyle başlayacağız. Ondan sonra bütün bu konser salonlarını, bütün bu plakçıları, bu kitapçıları, bu müzikacıları, bu tiyatrocuları, bu sinemacıları, hepsini gizli teftişten geçireceğiz. Mesela usulca, efendim? Diyeceğim, işte ben sana usulca... Şaban Bey anlamıyorum ki. Diyeceğim mesela, kaydet Mustafa Bey kardeşim, kaydet diyeceğim. Sen onları bir tane aynıyla mahi, oraya kaydedeceksin. Sonra? Ondan sonra da sen bu topladığımız materyallardan çok radikal bir istihat programı çıkaracağız. Onu düşünceye, oradan da tatbike uygulayacağız. Zekanız hayranım. Sünat vakti oldu yine. Ne sandın ya? Ben bugün kültür orduları başkumandanıyım. Hadi bakalım, düş bakalım peşine. Abi. Ne yapıyorsun? Düş peşine. Tuvalet yapma bak. Normal insan gibi yürü. Kabare tiyatrosu, içinde bulunduğu ülkenin tolerans ve olgunluk, bir bakıma da uygarlık derecesini gösterir. Çünkü kabare bir hücum tiyatrosudur aslında, bir taşlama tiyatrosudur. Muhakkak şurada burada bulunacak aksaklıklara karşı olacak. Genel bozukluklara, ölçüsüzlüklere karşı, sosyal adaletsizliklere ölçüyü getiren bir alay mesafesi kor kabare. Yani hadiseye gülerek bakmak, alayla bakmak o hadiseye mesafeli bakmak demektir. O hadisenin içinden çıkamayan insanlara başka açıları hatırlatmak demektir. Nereye varacak bu işin sonu? Nereye varacak? Nereye varacak? Nereye varacak bu işin sonu? Horaşo sormakta haklı, haklı Marsilius'un cevabı.
kaldırmasa da Hamlet çürümüş bir şey var. Danimarka krallığında çürümüş bir şey var. Çürümüş bir şey var. Çürümüş bir şey var. Çürümüş bir şey var. Ne yana baksan etrafta avcı kuşu kuşa vurduruyor. Atmacayı kendine ajan tutmuş. Kuzuyu kurttan koruyan köpek kurtla ortaklık kurmuş. Kol geziyor kentte hırsızlar. Dağ başında eşkıya sararmış otlar, çatlamış toprak, çürüyen balık da baştan kokar. Çürümüş hamet yürekler başlar. Nereye varacak, nereye varacak bu işin sonu? Nereye varacak, nereye varacak, nereye varacak bu işin sonu? Kuraşlı sormakta haklı, haklı Marsellus'un cevabı. Çürümüş, 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 çürümüş bir şey var. Çürümüş, 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 çürümüş bir şey var. Çürümüş, 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 çürümüş bir şey var. Ne yana baksan etrafta. Haldun Taner'in tiyatro hayatımıza kattığı yenilikler bununla da bitmedi. Her zaman savunduğu bizden, kendi kültürümüzden beslenerek tiyatro yapma düşüncesini, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım gibi oyunlarıyla hayata geçirdikten sonra sıra sahne üzerindeki uygulamalara gelmişti. Bu amaçla Münir Özkul'la birlikte Bizim Tiyatro'yu kurdu. Ben orta oyunumuzun ve bizim geleneklerimizin bu modern epik tiyatroya çok yakın olmasından hareket ederek bizim olan bir epik tiyatroya gitmenin mümkün olduğu kanısına vardım. Bir kalestim.
Haldun Taner'in kalemi kadını böyle tarif ediyordu. Bir kitabına düştüğü not, kadının toplumdaki yerinin o yıllarda da aslında günümüzden çok farklı olmadığını gösteriyordu. Haldun Taner'in aydınlık zihni sorunun çözümünü erkeğin değişiminde buluyordu. Dünya erkekler dünyası kaldıkça, erkekler bütün kilit noktaları elde tuttukça ve onları kurulu düzenin oyun kuralları uyarınca, yani bu sömürü düzeni içinde yönettikçe, kadınlar da kendilerini ellerindeki tek silahla savunmaya çalışıyorlar. Bu silah, onun güzelliği, dişiliği, çekiciliği, fettanlığı ve zekasıdır. Erkeklerin zayıf noktasına yöneltilen bu silahla çıkar koparılmak istenir. Bunu evlenme yoluyla yapanlara bu düzen akıllı ve namuslu, başka yoldan yapmaya kalkanlara da başka bir şey diyor. Oysa namussuz olan, kadını bu dereceye zorlayan erkek hegemonyasıdır. Dünyaya eşitlik geldiği gün bu gibi hikayeler artık gazeteleri ve kamuoyunu ilgilendirmez olacaktır. Haldun Taner. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemleri ters yönlerde ilerliyordu artık. Haldun Taner'in kaleminden akan kelimelerse sadece insana değil, tüm doğaya deva olmaya devam ediyordu. Tiyatrocu, yazar, düşünür, aydın Haldun Taner, çevreci kimliğiyle de yaşadığı coğrafyadaki tüm canlıları dert edindi. Anlatmaya, yaşama katkı sunmaya hiç ara vermedi. Dünyada 30 milyon ayrı cinsten canlı varmış. Bunların içinde bir tek insan doğayı değiştirebilecek güçte. Gerek doğa, gerek öbür yaratıklar için alabildiğine yararlı olabilmek olanağı bir onun elinde. Ve tabii bir o kadar da zararlı olabilmek olanağı. Doğa dengesini korumak ve sağlamak yolunda insanoğlunun zekasına çok şeyler borçluyuz. Ama yine insanoğlunun bazen bencilliğine, hoyratlığına, barbarlığına da sınır olmuyor. Kavağın altına demişti. Beni o sahildeki kavağın altına gömdü. İşte şimdi mezarını yine o kavağın gövdesi gölgeleyecek. Yine dalgalar ayak ucunda o çok sevdiği besteyi söyleyecekti. Böylece yaz geçti, güz geçti, kış geçti. İlkbahar gelip de Mayıs güneşi bir genç kızınkine benzeyen ılık nefesini tabiata hohlayınca bademler birden beyazlara büründü. Kırlar kokularını süründü. Deniz aniden duruldu. O sakin mavisini yeniden buldu. Bu arada ihtiyar kavak da tomurcuklanıp yaprak açmıştı. Fakat köylüler bu bahar onda tuhaf bir değişiklik keşfediyorlardı. Hayır, hayır. Bu sade yapraklanmaktan ileri gelen o her yılki mutat değişiklik değildi. Kavakta şimdi o nebatlara mahsus görünüşten fazla bir şey, adeta insanlara has bir şey, nasıl söylemeli, sanki bir nevi hüviyet belirmekteydi. Kadınlardan biri ihtiyar diye haykırdı. İhtiyara benziyor kavak. Tevekkilli oraya gömülmek istememişti adam. İşte ne yapmış yapmış, ruhunu ağaca verip kendini o çok sevdiği yeryüzüne atmanın yolunu bulmuştu. Fakat hangi saadet ebede kadar sürmüş ki? Bir sabah yapraklarındaki çiğ damlalarını silkeleyip kurulanan kavak, az ötesinde bir takım insanların eğilip kalkıp yerleri ölçtüklerini gördü. Adamlar öğle vakti gelip onun altına oturdular. Elindeki planlardan mimar olduğu anlaşılan bir tanesi, üç katlı ensesinden mal sahibi olduğu anlaşılan bir başkasına, makine dairesi şurada olacak, laboratuvarlar beri yanda kurulacak, lojmanlar ise garp cephesine rastlayacak diye izahat veriyordu. Hayır, hayır, bunu yapamazlardı. Bu kadar zevksiz, bu kadar vicdansız olamazlardı. Fakat yaptılar işte. Onlar öyle renklerden, kokulardan, denizden, tabiattan zevk alacak soydan değillerdi. İlkin sahile bir iskele kurdular, sonra bir mendirek inşa edip denizle sahilin alakasını kestiler. Dalgalar artık kumları tatlı tatlı okşayamaz olmuşlardı. Sade deniz mi ya?
Çiçekler de vaziyetten şekvacıydılar. Papatyalar kurumdan simsiyah oluyorlardı. Gelinciklerin kırmızısı ise isli çatana bayraklarına dönmüştü. Kuşlar susup, deniz susup, çiçekler de solunca kavak öksüze döndü. Bir sabah daha uykudayken belinde keskin bir testere sızısı ile uyandı. Ve neye uğradığını anlayamadan yan üstü böğürtlenlerin üzerine devriliverdi. Ötede bir ses, fabrikatörün sesi, günah da ne demekmiş diye bağırıyordu. Bize ağaç değil, yer lazım, yer. Sonra maiyetindeki mühendislere dönüp, bundan çok güzel telefon direği olur dedi. Bundan çok güzel telefon direği olur. İnce, uzun boylu, sarışın. Etkileyici bir kişilik. Bir fotoğraf. Dikkatli bakışlar. Çok mu içten, müstehsi mi belli olmayan bir gülüş. Muntazam bir yüz iskeleti. Belleğimdeki Haldun Taner. Şık, ne giyse iyi taşıyan, daha ilk anda ne zarif adam dedirten birisi. Evet, belki de Haldun Taner'i en iyi anlatan yazılardan biri Gülriz Sururi'nin kaleminden dökülmüştü satırlara. Haldun Taner'in kariyeri, edebi kimliğinin dışında elbette bir de gündelik yaşamı vardı. Haldun Taner çok iyi yetişmiş bir insandı. Görgülü, bilgili ve kültürlüydü. Aynı zamanda çok zarif ve kibardı da. Çok çalışkan bir insandı. Sabahları erken kalkardık ve o da sabahın erken bir saatinde çalışmaya başlardı. Çalışırken çalışma atmosferinin bozulmasından hoşlanmaz, başkalarının da buna özen göstermesini isterdi. Çalışması bittikten sonra bazen karşılıklı kahve içerdik. Benim ödülüm onun yazdığı yazının ilk okuyucusu ya da onun sesinden dinleyicisi olmamdı. Bu bir çeşit kamuoyu yoklaması gibiydi. Bazen hava müsaitse çalışması bittikten sonra uzun yürüyüşlere çıkar. Dönüşte eve mutlaka çiçekle dönerdi. Çünkü çiçeksiz bir evde yaşamayı sevmezdi. Çiçekleri, tabiatı çok severdi. Müzik dinlemeyi çok severdi. Özgür ve bağımsız düşünceli bir insandı. Düşünce alanına giren her konuda fikirlerinden asla sapma yapmazdı. Ve ölünceye kadar namuslu bir aydın tavrını hep sürdürmüştür. İyi yetişmiş olmasının bedelini çok çalışarak bu topluma ödemek isterdi. Bütün bilgi birikimini içinde yaşadığı toplumun daha uygar, daha çağdaş, daha ilerici bir dünyanın bir parçası olabilmesi için kullanmıştır. Konuşmamın başındayken onun çok çalışkan bir insan olduğunu söylemiştim. Zaten ölüm de onu günün erken bir saatinde çalışma masasının başında çalışırken buldu. Ben doğum tarihimden de kuşağımdan da memnunum. Bana zengin bir tecrübe dağarı sağlayan bir döneme rastladığı için. Kısa sayılacak bir ömür içinde mütarekesi, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyeti, İnönü Devri, demokrasisi, 27 Mayıs'ı, Kurucu Meclisi, Koalisyon Dönemi, Adalet Partisi iktidarı, 12 Mart'ı, dingildeng dengedeki iktidar çabalamaları ve sonrası ve daha sonrası ve bugünkü curcunası ile hayli ilginç bir panorama sunduğu için. Yaşadığı dönemleri ve olayları kusursuz bir ironi, kıvrak bir zeka, üstün bir insanlık, bilgi ve görgüyle yapıtlarına yansıtan ve geleceğe taşıyan bir ustaydı Haldun Taner. Burada anlatılanlar kısacık bir özetten ibaret. Tamamı için daha 70 yıla ihtiyaç var. Baktım sana Yahya gibi teşvikiyeden. Çimler seni etmiş olmalı ki teşvik. Ta Küplüce'ye gidiyordun. Yürüyordun aramızda. Yürüyordun aramızdan. Gider ayak sen belki de insan Haldun. Çok bir güzel. Çok bir güzel. Çok bir güzel yepyeni bir İstanbul'dun.